Daha önceki videolarda potasyum ve kalsiyum elektron dizilişlerini incelemiştik. Ama d orbitallerini anlamamıza yardımcı olabileceği için üstlerinden kısaca tekrar geçmek istiyorum. Potasyumun periyodik tabloda dördüncü periyotta olduğunu biliyoruz. Eğer soy gaz gösterimini kullanıp zamandan kazanmak istersek, hemen geriye dönüp potasyumdan önce gelen soy gaza bakabiliriz. Karşılaştığımız ilk soy gaz argon. Öyleyse argonu köşeli parantez içine alıyoruz. Periyodik tablodan argonun 18, potasyumunsa 19 elektronu olduğunu görüyoruz. O zaman potasyumun bu fazladan elektronunu 4s orbitaline yerleştirebiliriz. Hatırlayalım. Potasyum için 4s orbitalleri 3d orbitallerinden daha düşük enerji seviyesindeydi. Bu yüzden önce onlar dolduruluyor. Sonuç olarak potasyumun elektron dizilişi köşeli parantez içinde argon 4s1. Şimdi bir de kalsiyuma bakalım. Potasyumdan bir elektron daha fazlası var. Dolayısıyla bu elektron da 4s orbitaline zıt yönlü bir spinle yerleşebilir. Kalsiyumun elektron dizilişi de köşeli parantez içinde argon ve 4s2 olur. Mesela kalsiyumdan bir iyon oluşturduğumuzu düşünelim. Kalsiyum, 2 artı iyonu. Aslında burada nötr haldeki atomların elektron dizilişlerinden bahsediyorduk. Yani proton ve elektron sayısı eşit olan atomlardan. Kalsiyumun atom numarası 20 olduğuna göre 20 protonu ve 20 elektronu olmalı. Eğer 2 elektron kaybederse artı 2 yükle yüklenmiş olur. Böylece kalsiyum iyonu oluşur. Bu iyonu oluşturmak için kaybettiğimiz elektronlar da işte buradakiler. 4s orbitali içinde olanlar. O halde kalsiyum artı 2 iyonunun elektron dizilişi ondan önce gelen soy gazla yani argonla aynı olmalı. Potasyum için argondan sonra fazladan bir tane elektronumuz vardı. Kalsiyum içinse iki tane saydık. Eğer periyodik tablodaki bir sonraki elemente geçmek istersek bu elementin skandiyum olduğunu göreceğiz. Kalsiyumdan bir tane fazla elektronu olması gerekiyor. Demek ki argon'dan sonra ilgilenmemiz gereken 3 tane elektron var. Zaten işlerin ilginçleştiği nokta da burası. Çünkü artık d orbitallerini de düşünmemiz gerekiyor. Skandiyuma geldiğimiz zaman enerjilerde değiştiği için işler biraz zorlaşıyor. Aradaki fark çok küçük de olsa 4s orbitalinin enerjisi 3d orbitalinin enerjisinden daha yüksek. Artan enerjiye göre orbitalleri doldurduğumuzu düşünürsek bu oldukça kafa karıştırıcı oluyor. Peki bu 3 elektron sizce nereye yerleşecek? İlk tahmin tabii ki de elektronların Hund kuralına göre yerleşeceği olabilir. Hund kuralına nasıl uyguluyorduk? Elektronları olası en düşük enerji seviyesine yerleştiriyorduk. Ama ilk başta zıt yönlü spinleri eşleştirmiyorduk. O zaman skandiyumun elektron dizilişi argon 3d3 olmalı diye düşünebiliriz. Ama maalesef skandiyum için gözlemlenen durum böyle değil. Bu 3 elektrondan ikisi daha yüksek enerjili olan 4s orbitaline yerleşiyor. Bu yüzden elektron dizilişi de 4s2 3d1 oluyor. 4s2 3d1 ya da 3d1 4s2 diye de yazabiliriz. Tabii ki başında da köşeli parantez içinde argonu koymayı unutmamalıyız. İkisi de geçerli elektron dizilişleri. Nasıl tercih ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Bu karmaşık olaya ne demeli? Yani bu iki elektron neden daha yüksek enerjili orbitele gidiyor ki? Bunun açıklaması aslında o kadar da basit değil. Bu orbital bu iki elektron için daha yüksek enerjili olsa da skandiyumun atomunun toplam enerjisini düşündüğümüzde o şekilde olmadığını görüyoruz. Bunun yanında göz önünde bulundurmamız gereken birçok başka nokta da var. Mesela artan nükleer yük. Sonuç olarak skandiyum atomu kalsiyuma göre fazladan bir protona sahip. Aslına bakarsanız bu videoda işleyemeyeceğimiz kadar çok fazla karmaşık neden var. Bu durumun basit bir açıklaması yok ama skandiyumun elektron dizilişini bu şekilde yazıyoruz. Ama bunun doğru olduğuna nasıl karar vereceğiz diye sorabilirsiniz. Yani 4s orbitalinin 3d orbitalinden daha yüksek enerjiye sahip olduğunu nereden biliyoruz? Mesela skandiyum artı bir iyon oluşturmak istiyoruz diyelim. O zaman nötr haldeki skandiyumdan bir tane elektron almamız gerekecek. Yeni elektron dizilişi argon 4s1, 3d1 ya da argon 3d1, 4s1 olacak. Ama iyonumuzu oluşturmak için elektronu nerede kaybetmiş olduk? O elektronu 4s orbitalinden kaybettik. İlk başta 4s2 idi. Şimdi 4s1 kaldı. Elektronu bu orbitalden kaybetmemizin en mantıklı açıklamasını şu şekilde yapabiliriz. 4s orbitalinin daha yüksek enerjisi var ve en dış katmanda yer alıyor. Şöyle bir hatırlarsak, iyonlaşma yüzünden kaybedilen bir elektron daha yüksek enerjili olanlardan kaybedilir. Çünkü bu elektronları atomdan koparmak oldukça kolay. Sonuç olarak 4s orbitali 3d orbitalinden daha yüksek enerjiye sahip olsa da bunu birçok kitapta bu şekilde göremeyebilirsiniz. Bunun başlıca nedeni buradaki asıl amacınızın elektron dizilişleri olması. Diyelim ki bir sınava girdiniz ve soru sizden skandiyumun elektron dizilişini yazmanız isteniyor. Skandiyumu burada kırmızı ile gösterelim. Bunu yapmanın en kolay yolu öncelikle periyodik tabloya bakarak ondan önce gelen soy gazı bulmak, yani argonu. Böylece argona kadar olan kısmı halletmiş oluyoruz. Daha sonra da periyodik tabloyu kullanarak bunun 4s1, 4s2, 3d1 olacağını söyleyebiliriz. Zaten bizim bulduğumuz doğru elektron dizilişi de aynı bu şekilde. Argon 4s2, 3d1. Bu şekilde baktığımızda 3d orbitallerinin 4s orbitallerinden daha sonra da olduğunu, bu yüzden de daha yüksek enerjili olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu tam olarak doğru değil. Elektron dizilişlerini yazarken bu şekilde düşünmek sadece işimizi kolaylaştırıyor. Dediğim gibi, gerçekte olan şey bu değil. Aslında diğer elementleri de düşünmemiz gerekiyor. Burada yalnızca skandiyum'u yaptık. Mesela bundan sonra gelen element titanyum. Sınavda size titanyum'un elektron dizilişini sordular diyelim. Bunun en kolay yolu da tabii ki ondan önce gelen soy gazın yani argon'un elektron dizilişini kullanmak. Argon'u köşeli parantez içine alıp düşünebiliriz. Önce 4s1, sonra 4s2, sonra 3d1 ve son olarak 3d2, 4s2, 3d2 yazabiliriz. Aynı şekilde yerlerini değiştirip 3d2 ve 4s2d yazabiliriz. Bu yaptığımız yine de d orbitallerinin 4s orbitallerinden daha sonra dolduğunu gösteriyor. Bu tam olarak doğru olmasa da sizin doğru elektron dizilişine ulaşmanızı sağlıyor. Bu yüzden iki türlü de düşünmek gerekiyor. Enerji seviyeleri hakkında doğru düşünebilmek kadar sonuca en doğru ve en çabuk şekilde ulaşmak da önemli. Bu durumda periyodik tabloyu kullanarak elektron dizilişlerini yazmak sınavlarda en doğru ve en hızlı yol gibi gözüküyor. Skandiyum ve titanyumdan bahsettik. Burada yaptığım hazırlığa bir göz atalım. Skandiyum için argon 4s2, 3d1 demiştik. Yani 4s orbitalinde 2, d orbitalinde bir tane elektron vardı. Titanyum ise 4s2, 3d2 idi. Ama biraz önce söylediğim gibi bunların yerini değiştirebiliriz. Orbital diyagramına bakarsak d orbitalinde ikinci olarak eklediğimiz elektron burada. Gördüğünüz gibi spinlere eşleştirmedik. Çünkü Hund kuralını uyguluyoruz. Bir sonraki element vanadyum. Tahmin ettiğiniz gibi yine aynı şekilde bir yol izleyeceğiz. D orbitaline bir elektron daha ekleyeceğiz. Ama daha öncesinde bir elektron koymuş olduğumuz d orbitallerinden birine değil, bir yenisine koyacağız. Yani Hund kuralını uygulamış olacağız. İşte krom'a geldiğimiz zaman biraz ilginçleşecek. Bunu farklı bir renkle gösteriyorum kromun elektron sayısı vanadyumdan bir tane daha fazla. Bu yüzden 3D orbitaline bir tane daha elektron ekleyebilirim diye düşünebilirsiniz. Yani elektron dizilişi için 4s2, 3d4 diyebilirsiniz. Hatta bunu buraya yazalım. Ama sonuna bir soru işareti koyalım. Çünkü aslında olan bu değil. Burada yazmamız gereken şey 4s1, 3d5. Kırmızı ile gösterdiğim bu elektronun aslında burada olmasını bekliyoruz. Yani 4s2. 3d4 diye düşünüyoruz değil mi? Ama sanki bu elektron buradaki boş orbitele geçti. Orbital diyagramı da bu şekilde oldu. Bu tabii ki de bunun kolay bir şekilde yapmanın yolu. Fakat enerji seviyelerinden bir atom oluştururken aslında gerçekleşen şey bu değil. İşleri kolaylaştırmak için elektron dizilişlerini yazarken 4s orbitalinden buraya son boş d orbitaline bir tane elektron geçtiğini düşünebilirsiniz. Hatta bazıları bu şekilde yarı dolu bir d katmanı elde ettiğini söyler. Bunu da yuvarlak içine alalım. Yarı dolu d katmanı oldukça kararlı bir yapıya sahip. Bu krom atomu için geçerli ama her zaman geçerli olmayabilir. Yani en doğru açıklama bu değil. Ama en doğru olan açıklama çok karmaşık ve aslına bakarsanız genel kimya dersi içinde çok fazla detay içeriyor. Evet, sıradaki elementimiz manganez. Mavi renge geri dönüyorum. Manganez'in krom'dan bir tane fazla elektronu var. Krom'un 6 tane vardı. Demek ki manganez için 7 tane olması gerekiyor. Manganez'in elektron dizilişi tam da beklediğimiz gibi olacak. Gelin baştan sayalım. 4s1, 4s2, sonrasında 3d1. 3D2, 3D3, 3D4 ve 3D5. Yani manganez için 4S2, 3D5 diyebiliriz. Aynı beklediğimiz gibi. Aynı şey demir için de geçerli olacak. 4S2, 3D6. Bu noktadan sonra gördüğünüz gibi zıt yönlü spinleri eşleştirmeye başlıyoruz. Bunu daha önceki elektron dizilişi hakkında olan videolarda da görmüştük. Kobalt için bir tane fazladan elektron var. Yani 4S2. 3D7 oldukça mantıklı. Son eklediğimiz elektron için de yine spinleri zıt yönlü olarak eşleştirdik. Nikel için de aynı şeyi yapacağız. Sadece bir tane daha elektronumuz var. O yüzden 3D8 diyeceğiz. Burada gördüğünüz de eklediğimiz elektron. Şimdi sırada yine farklı, beklenmedik bir tane var. Bakır içinde sadece bir tane elektronumuz var diye düşünebilirsiniz. Yani nikel için yazdığımız elektron dizilişindeki elektronlardan bir tane daha fazla. Bu yüzden bakır için yazacağımız elektron dizilişini tahmin ediyor olabilirsiniz. Ama aslında durum öyle değil. Bu elektronu buradan alıyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. İşte bu şekilde d orbitalerini doldurmuş oluyoruz. Neden böyle yaptığımızın açıklaması da bakırın bu şekilde çok daha kararlı olması olabilir. Bu da aslında bakır için doğru. Sonuç olarak burada tek bir elektronumuz kaldı. Bakırın elektron dizilişi de 4s1 3d10 oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün bu olanlar için yaptığımız basit genel kimya açıklamaları yeterli değil. Ama bu işe daha yeni başladığımızı düşünürsek oldukça iyi ve yeterli olduğunu söyleyebilirim. Elimizde son olarak çinko var. Çinko için her şey mantıklı. Bir tane daha elektron ekliyoruz. Bakır için zaten yazmıştık. Çinko için fazladan bir elektronumuz var. O zaman 4s2 3d10. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4s2 3d10 ya da 3d10 4s2. İki şekilde de yazabiliriz demiştik. Ve tabii ki başlarında köşeli parantez içinde argon var. Gördüğünüz gibi 4s ve 3d orbitallerini bu şekilde doldurmuş olduk. Oldukça karışık konular olduğunun farkındayım ama bu ders size d-orbitallerinde de neler olup bittiği hakkında bir fikir vermiştir.